Rabbine kavuşalı 750 sene olan ve 750 senedir unutulmayan, 750 senedir eserleri okunan, bu gidişle okunacak olan bir büyük zat var ki, işte içinde bulunduğumuz 17 Aralık onun Şeb-i Arus'udur. Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Arus. Muhakkak ki bu kelimenin, bu iki kelimenin manasını biliyorsunuz. Ama tekrarı ahsen yapalım. Şeb gece demektir. Arus da düğün demektir. Arus kelimesinde bazı arkadaşlarımız yanılıyor. Aruz diye okuyorlar. O yanlıştır. Sonu zeytinin z'si değil, Samsun'un s'si. Arus, Arapça bir kelimedir. Düğün demektir. Bir insanın hayatında en mutlu günü tabii ki düğün günüdür. Onun için Hazreti Mevlana, ben Rabbime kavuşacağım sırada vefat etmek üzereyken kimse matem tutmasın. Bu bana aykırı. Sevgililer sevgisini, büyükler büyüğüne kavuşuyorum. Rabbime kavuşuyorum. Efendimiz'e kavuşuyorum. Öyleyse bu sevinç günüdür, sevinç saatidir, sevinç zamanıdır diye efendim söylemiş ve doğru söylemiş. O gün bugündür. Her Aralık ayının 17'sinde Şeb-i Arus törenleri, sema törenleri, Hazreti Pir'i anma törenleri yapılır. Bu vesileyle bir iki cümleyle de olsa Mevlana Hazretlerinden bahsedelim. İslam mutasavvıflarının en büyüklerinden olan Hazreti Mevlana Belh şehrinde dünyaya geldi. Belh bugünkü Afganistan sınırları içinde kalan tarihi kadim bir şehirdir. Abdülkadir Belhi Hazretleri vardır. Oradan geldiği veya orada doğduğu için bu isimle anılır. Biliyorsunuz bunlar nispet iyisidir. Belhi, Erzurumi, Bursevi, Sivasi, Tokadi gibi isimler. İbrahim Hakkı Erzurumi, İsmail Hakkı Bursevi, Mehmet Emin Tokadi nispet iyisidir. Abdülkadir Belhi, Mevlevi diyoruz mesela, Mevlevi sonundaki nispet iyisi. Efendim, Belh de dünyaya geldi ama orada devam etmedi hayatı. Zamanla babasının müritleri, talebeleri çoğaldığı için efendim devlet idaresinde bir korku başladı. Daha doğrusu Hazreti Mevlana'nın babası olan o büyük alimi çekemeyen bazı meslektaşları ileri geri sözler söyleyerek idarecileri kuşkulandırdılar. Sultanul Ulema'dır Mevlana Hazretlerinin babası, alimlerin sultanı. Sultanul Ulema efendim mecburen bir göç başladı. Onunla ilgili şurada enteresan bilgiler var ama yine daha önce bazı cümleleri söylemek istiyorum. Bilindiği üzere Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın en önemli eseri Mesnevi'dir ve 6 cilttir. Mesnevi edebiyat derslerinde öğrendik. Edebi bir terim olarak iki mısradan meydana gelen, aralarında kafiyeli olan şiirlere Mesnevi denilir. Ama Mevlana'nın Mesnevisiyle bu yaptığım tarifin hiçbir ilgisi yok. Şu ilgisi var. Mevlana da eserini, Mesnevi isimli o mübarek eserini şiirle yazdığı için nazım birimi olarak da efendim bu Mesnevi şeklini, nazmını kullandığı için adı Mesnevi olmuş. Evet, şiirle yazılmıştır Mesnevi. Dolayısıyla o da bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bana sorarsanız Mehmet Akif'in Safahat'ı da bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. O da şiirle.
ecdadımız arasında, büyük alimler arasında hem Kur'an-ı Kerim'i, hem bazı hadis-i şerifleri, hem de bazı büyük evliyanın, büyük alimlerin hayat hikayelerini şiirle yazmışlardır. Ahmediye, Muhammediye gibi. Bunlar eskiden evlerde hem de makamıyla okunurdu ki o da ayrı bir zevk veriyordu. Maalesef bu güzel gelenekler unutuldu. Efendim, zaten Mevlana Hazretlerinin kendi sözüdür. Bu eser, bu mesnevi Kur'an'ın özünün, özünün özüdür diye bir sözü var. Hatta Mesnevi'nin dini açıdan ne kadar değerli, kıymetli bir kitap olduğunu yine o devrin büyük alimlerinden, ariflerinden, evliyasından biri olan Molla Cami Hazretleri diyor ki, peygamber değil ama kitabı var. Şimdi tabii ilk etapta biraz anlaşılmaz gibi görünüyorsa da ne dediğini biz tahmin ediyoruz, anlıyoruz. Evet, yani o kadar kıymetli ki eseri Kur'an'ın tefsiri olması itibariyle efendim değer verilmelidir manasında söylemiştir bu sözü Molla Cami Hazretleri. Molla Cami de İran'da yetişen, tabii İran şimdiki gibi bildiğimiz mezhebe mensup olmadığı, ehli sünnet olduğu zamanlarda İran'da önemli alimler yetişti. Mesela Bostan Gülistan yazarı Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri de İranlıdır. Şiraz şehrinde Şirazi nispeti var. Ama Sünnidir. Molla Cami de öyle. Efendim tabii Mesnevi'nin dışında da eserleri var. Divanı var. Divanı Kebir. O da yine şiir şeklinde. Efendim Mecalisi Seba diye bir eseri var. Mektubat diye başka bir eseri var. Ve Hazreti Mevlana önce bir medrese hocasıdır. İslami ilimleri hakkıyla bilen, efendim müderrislik yapan, babasından tevarüs ederek müderrislik yapan muhterem bir zattır. Efendim işte Salahaddin Zerkubi ile, Şemseddin Tirmizi ile, Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra tamamen onda tasavvufi bir heyecan, bir aşk başlıyor ki asıl Mevlana sıfatını da o zaman kazanmış oluyor. Kelime manası Mevlana'nın Efendimiz demektir. Yani bunu Mevla, haşa o isimde anlamayalım. Mevlana, başka şahıslar için de derler, büyük zatlar için. Mevlana deyince Efendimiz demektir o. Efendim, bunların dışında da bazı kitaplarının olduğu söyleniyor ama tabii ki baş eseri Mesnevi'dir ve Mesnevi'nin okunduğu, şerh edildiği, sema törenlerinin yapıldığı, Mevlevi tarikatı ile ilgili ne varsa onların yerine getirildiği tarihi mekanlara ne diyoruz? Mevlevi hane diyoruz. Mevlevi hane. Sırf bizim İstanbul'da, İstanbul'umuzda 5 Mevlevi hane var. Galata Mevlevi hanesi, Yeni Kapı Mevlevi hanesi, Kasımpaşa Mevlevi hanesi, Üsküdar Mevlevi hanesi, Bahariye Mevlevi hanesi olmak üzere. Bunların en eskisi Sultan II. Bayezid devrinde İskender Paşa tarafından yaptırılmış olan Galata Mevlevi hanesidir ki orada Mesnevi'yi şerh eden İsmail Ankaravi Hazretlerinin yanı sıra Şeyh Galip gibi yine bu Mevleviliğin en önemli zatları orada mahşer sabahını beklemektedir. Mevlevi haneye girince türbelerini solda görmek mümkün. Tabii o kadar ağır mevzuları daha kolay anlayabilmek için Mesnevi'yi birçok Mesnevihan veya alim şahsiyetler şerh etmişler, açıklamışlar. Bunlara şarih diyoruz. Şarih, şerh eden, açıklayan. Bir örnek vermek gerekirse bunların en ünlüsü, en tutulanı İsmail Ankaravi.
tam ismiyle İsmail Rusuhi dede tarafından yapılan şerhtir. Daha başka şerhleri de var. Ama son dönemden örnek vermek gerekirse Abidin Paşa'nın şerhi önemlidir. Ahmet Avni Konuk Bey'in şerhi önemlidir. Efendim çok fazla değil. 23 ciltten ibarettir. Yani 2-3 günde okumak mümkündür efendim. Tahirül Mevlevi'nin şerhi var. Onun talebesi olan benim de kendisine yetiştiğim Şefik Can Hoca'nın şerhi var. Bugünkü nesillerin rahat anlayabileceği Türkçe itibariyle, Türkçesi itibariyle rahat anlayabileceği efendim şerhtir. Hasan-ı Basri Hazretleri Basra'nın, Abdülkadir-i Geylani Hazretleri Bağdat'ın, İsmail Hakkı Bursevi Bursa'nın, İbrahim Hakkı Erzurumi Erzurum'un ziyneti olduğu gibi. Biz ziynet deyince incik boncuk anlıyoruz. Hayır efendim. Asıl ziynet alimlerdir, ariflerdir, büyük insanlardır. Şu tarihi mekanın Sıbyan Mektebi dediğimiz bir Osmanlı eseri olan şu tarihi mekanın tavanı, duvarları altından olsa ama insan bulunmasa içinde hiçbir kıymeti olmaz. Şerefül mekan bilmekin. Bakınız bu isimleri geçen muhterem insanlar vefat edeli 300, 500, 600, 700 sene olduğu halde ışık saçmaya devam ediyorlar. Yani kalplerimizi, gönüllerimizi irfanla, kafalarımızı da bilgiyle süslemeye devam ediyorlar ve böylece ikinci ömürlerini yaşıyorlar. İkinci ömür budur işte. Öldükten sonra eserleriyle irşad etmektir. Evet, olduğu gibi İsmail Hakkı Bursevi Bursa'nın, İbrahim Hakkı Erzurumi Erzurumi'nin son Erzurum'un ziyneti olduğu gibi Bahaüddin Veled Hazretleri de, Mevlana'nın babasının asıl ismi Bahaüddin veya Bahaeddin Veled Hazretleri de o devirde Belh şehrinin parlak bir güneşiydi. Ne yazık ki bu güneş bazılarının gözünü fena halde kamaştırdı. Hazretin aleyhinde başlayan fitne ve fesat hareketleri günden güne çoğaldı. Şimdi biz zannediyoruz ki devrimiz çok bozuk. Eskiden her şey yolunda gidiyordu. Böyle kavga, gürültü, efendim hizipleşme, gruplaşma, fitne, fesat yoktu zannediyoruz. Vardı efendim. İnsanın olduğu her devirde vardır bunlar. Ta bu Habil ile Kabil zamanında başlamıştır. Ha belki sayısı azdır. Başka değişiklikleri vardır. Şimdi Mevlana'nın babası Bahaüddin Veled zamanında da bu sıkıntı başladı. Nasıl acaba? Nasıl, buna bakalım şimdi. Bütün bu menfi hareketlerden sonra Bilginler Sultanı'nın gönül dünyasında hüzün rüzgarları esmeye başladı. Çünkü Hazretin aleyhinde konuşuyorlardı. Az önce de söylediğim gibi müritleri, talebeleri çoğalıyor. Devlet için bir tehlike teşkil ediyor diye o zamanki hükümdarı kuş kullandırdılar. Kısacası Bahaüddin Veled Hazretleri Behlilerin yanlış davranışlarından dolayı incindi ve İslam dünyasının en parlak yıldızı Belh semalarından olanca hüznüyle gurub etti. Belh semalarından gurub etti. Gurub etmek ne demek? Güneşin batması. Yani oradan ayrılmaya başladı. Çok filmlere konu olacak kadar efendim bir maceralı seyahattir bu. O zamanın şartlarında kervanlarla bilginlerin sultanı, o kadar kitapları var. Onları böyle işte hayvanlara yükleyerek
bin bir zahmetle Bağdat'a, Şam'a uğrayarak, bu arada Mekke, Medine'ye gidip hacca giderek, ondan sonra Larendi'ye geliyorlar, Karaman, ondan sonra oradaki hükümdarlar bizde kal, bizde misafir ol dedilerse hayır diyor ve Konya'ya yerleşmeye karar veriyor. Bu hazin göçü anlatmadan önce Bilginler Sultanı'ndan birkaç cümleyle bahsedelim. Bahaddin-i Veled çocukluk yıllarından itibaren etrafındaki insanların dikkatini üzerine çekti. En kısa sürede ilim ve hikmet ehli bir zat olarak temayüz etti. Herkes kendisine büyük bir saygı göstermeye başladı. Anne tarafından akrabaları onun gördüğü bu itibarı, bu ilgiyi dikkate alarak kendisini padişahlık makamına oturtmak için söz birliği ettiler. Fakat Hazret böyle bir teklifi kabul etmedi. Bir gün babasının kütüphanesinde kitaplarla meşgul olurken İffet ve İsmet örneği annesi yanına yaklaştı ve bizi babana bu ilimleri ve hikmetleri bildiği için verdiler. Öyle diyor annesi. Yani bizi efendim babana ilminden dolayı verdiler. Efendim, annesinin bu sözü kalbindeki ilim aşkını, kitap sevgisini bir kat daha alevlendirdi. Kendini tam manasıyla dini ilimlere verdi. Yanlış anlaşılmasın, Mevlana'nın babasından bahsediyoruz. Bahaüddin-i Veled. Böylece dünya padişahlığını değil, ahiret sultanlığını, gönül hükümranlığını tercih etmiş oldu. İşte tam bu sırada bir zuhurat kendini gösterdi. Bilginler Sultanı ünvanını almasına vesile olan bir rüya gördü. Şöyle ki, sahrada kurulu bir çadır, içinde yaygı ve yastık var. Peygamber Efendimiz bu yastığa yaslanmış oturuyor. Bahaüddin-i Veled de sağ tarafında bulunuyor. Ayrıca içeride Belh diyarına mensup 300 bin din alimi bulunuyor. 300 bin din alimi bulunuyor. Peygamberimiz bu din büyüklerine hitaben Bahaüddin-i Veled'in bizce değeri çok yüksektir. Bugünden itibaren kendisine Sultanul Ulema, yani alimlerin sultanı deyiniz buyuruyor. Rüyada Efendimiz böyle bir talimat veriyor. İşte o günden itibaren Mevlana'nın babası Bahaüddin-i Veled'in sıfatı, ünvanı Sultanul Ulema, alimlerin sultanı. Bizde böyle ünvanlar vardır İslam dünyasında. Bunun en son temsilcisi bizdedir. Sultan-ı Şuera. Değil mi efendim? Necip Fazıl. Sultan-ı Şuera, Sultan-ı Ulema. Eyüp Sultan diyoruz. O da İstanbul'un en büyüğü. Efendim, ertesi gün bu 300 bilgin Bahaddin-i Veled Hazretlerinin medresesine gelirler. Geceleyin gördükleri rüyayı anlatmak isterler. Fakat daha onlar söze başlamadan Bahaüddin-i Veled gördükleri rüyayı kendilerine nakleder. Efendim, bilginler büyük bir hayret içinde kalırlar. O günden itibaren bu büyük zatın has müritlerinden olurlar. Tabi. Mürit olmak için has olmak lazım. Has olmayan mürit insana yas verir. Evet. Tarikat, tasavvuf, mürit, mürşit gibi kelimelerle bazı hususları izah ediyorsak, bunun tabi gerçeğini, aslını, hakikatini söylüyoruz. Halbuki bunların bir de bozulmuşu, sahtesi, üçkağıtçısı var ki zamanımızda bunların sayısı bir hayli fazla. Peki hocam, nasıl seçeceğiz sahtesini efendim işte aslından? Kalbi selim sahibi isek kolayca seçeriz. İnsanın kalbi yalan söylemez efendim. Peygamberimiz öyle buyuruyor. En iyi müftü kalbindir, kalbine tanış. Bilginler Sultanı'nın kerametleri ve şöhreti bütün Belh ülkesine yayılır. Etrafında halka gittikçe genişlemeye başlar. O da bütün gücüyle İslam'ın gerçek yüzünü devrin insanlarına göstermeye, onları peygamber yolunda gitmeye teşvik eder. Felsefecilerin ve onların zahiren cazip fikirlerine
kapılan bazı İslam bilginlerinin yanlış metotlarıyla mücadele eder. Şer'i konularda asla taviz vermez ve karşısındaki kim olursa olsun hakkı ve hakikati müdafaa etmekten çekinmez. Devrin hükümdarı Harzemşah, Celaleddin'i Harzemşah, meşhur bir hükümdardır bu. Defalarca ikaz eder. Devrin hükümdarı Harzemşah'ı defalarca ikaz eder. Gittiği yolun yanlış olduğunu, sapıklık olduğunu belirtir. Yunan felsefesinin etkisinde kalan alimlerle devamlı mücadele eder. Onları İslam'ın saf ve aydınlık yoluna davet eder. Bahaeddin Veled Hazretlerinin bu çabaları kendisine bağlananların sayısını günden güne artırır. Belh halkının büyük saygısını kazanır, kazanır ama bir yandan da fitne fesat kazanır. Fokur fokur kaynamaya başlar. Fitne o kadar kötü bir şeydir ki adam öldürmekten bile daha büyük günahtır. Adam öldürmek en büyük günah. Fitne çıkarmak işte bu katillikten bile daha büyük. Onun için konuşmalarımızda dikkat etmemiz lazım. 2-3 kişiyi aralarında çekiştirmek, gıybet, efendim laf taşıyıcılık, nemmamlık diyoruz buna. Bunlar hep fitne ateşini körükleyen şeylerdir. Bu mübarek zatın istikamet mesleğinden rahatsız olan bazı fesatçılar durumu Harzemşah'a bildirirler. Bahaddin Veled'in taraftarları gittikçe çoğalıyor. Tacın, tahtın tehlikeye giriyor diyerek devrin hükümdarını kuşkulandırırlar. Halbuki bu zahiri bilginler aslında Bahaddin Veled Hazretlerini kıskanıyorlardı. Yahu esefle ifade edelim ki pis hastalıklardan, kanserden daha pis hastalıklardan biri de nedir? Bu manevi hastalık. Kıskançlık. Adam alim olmuş ama bu hastalığı yenememiş. Tarihimizde maalesef böyle çok var. Fatih'in hocalarından Molla Lütfü niye idam edildi? Onu kıskanan başka bir alim grubu vardı. Efendim, aleyhinde fetva verdiler. Padişahı da ikna ettiler ve o büyük alim Sultanahmet Meydanı'nda idam edildi. Şuracıkta türbesi. Fesanenin karşısında buraya gelirken. Molla Lütfü. Ayrıca belirtmek gerekir ki Bilginler Sultanı Necmeddin-i Kübra Hazretleri tarafından kurulan ve o devrin en yaygın tarikatı olan Kübreviye tarikatına mensuptu. Böyle bir tarikat var. Necmeddin-i Kübra Hazretleri tarafından kurulan Kübreviye tarikatı. Kübra ne? Büyük. Kebir. Kübra. Ekber. Kübera. Gibi kelimelerin hepsi aynı kökten geliyor. Büyük demek. Ekber en büyük demek. Onun için Allahu Ekber diyoruz. Büyüksün ilahi, büyüksün diye bir şiiri vardır Muallim Naci'nin. Büyüksün ilahi, büyüksün, büyüklük yanında küçük kalır. Sen öyle büyüksün ki büyüklük bile senin yanında küçük kalır. Ha, bu kelimeleri kullanırken de mesela yaşını sordu birisi. Hangimiz büyüğüz efendim? Bu öyle sorulmaz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Efendimiz yaşlı bir sahabeye, yani kendisinden de yaşlı bir sahabeye efendim sorunca o sahabe diyor ki ya Resulallah ben yaşlıyım, siz büyüksünüz. Burada önemli bir şey var. Ben yaşlıyım, siz büyüksünüz. Kime büyük adam denilir? Bu konuyu da izah etmek için büyük büyük uzun uzun konuşmamız lazım. Geçelim. Hocam, Ekber en büyük demek. Tabii.
İsmi Taftil. En büyük. En büyük. Tabii. Bir büyük var, bir de en büyük var tabii. Bir hoca var, bir de hocaların hocası var. Öyle ya. Allahu Ekber dediğimizde Allah en büyüktür demiş oluyoruz. Tabii. Peki oradaki en ifadesi bir kıyası gerektirir mi? İnsanlar anlasın diye o kıyası yapmışlardır. Çünkü başka türlü zor anlaşılır. Yoksa onlar ölçü değildir. Yani insan idraki Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü, ulviyetini mümkün değil idrak edemez. Bizim kavram olarak büyük diyoruz. Cennet var diyoruz. Varlığına inanıyoruz. Oradaki nimetleri bilmiyoruz. Değil mi efendim? Manevi büyüklük. Bir maddi büyüklük var. Bir de manevi büyüklük. Önemli olan manevi büyüklük. İşte burada Allah'ın, Allah Resulü'nün en büyük sahabilerinden olan Eyüp Sultan Hazretleri, İstanbul'un en büyüğü bana sorarsanız. Fatih'ten de büyük. Akşemseddin Hazretlerinden de büyük. Neden? O sahabe. Akşemseddin Hazretleri çok büyük bir evliya, veli. Ama sahabe değil. Sıralama böyle geliyor. Önce bizim peygamberimiz, sonra diğer peygamberler, sonra sahabiler, sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in. Evet. Biz de ahir zaman ümmetiyiz. Yani gemideyiz. Gemiye gir de neresinde oturursan otur. Sefine-i Nuh. Değil mi? Sefine gemi demek. Nuh'un gemisi. Dünya gam deniziyse üzülme, bize gel, biz sefine-i Nuh'uz diyor şair. Dünya gam denizi bile olsa üzülme, bize gel, çünkü biz sefine-i Nuh'uz. Onun için İslam gemisine binen paşayı kurtarır. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Hatta Necmeddin-i Kübra Hazretlerinin halifelerinden Necmeddin-i Bağdadi'yi Ceyhun Nehri'ne attırarak boğulmasına sebep olmuştu. Fahreddin-i Razi'nin felsefi fikirlerine kapılan bazı alimler, bakın işte şimdi Fahreddin-i Razi, büyük bir alim, tefsiri var, çok kıymetli eserleri var, büyük, hakikaten büyük alim ama kıskançlığı var. Bahaeddin-i Veled Hazretlerini hem kıskanıyorlar hem de ondan çekiniyorlardı. Sultan-ı Ulema ise vaazlarında hem Hazemşah'ı hem Fahreddin-i Razi'yi açık açık tenkit ediyordu. Vay 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 vay. Dostlarına ve yakınlarına belten ayrılma zamanı geldiğini bildirdi. Yani Sultan-ı Ulema, yani Mevlana'nın babası Bahaeddin-i Veled bu fitne hareketlerinden sonra kararını verdi. Artık Belh şehrini, doğduğumuz, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz bu şehri terk edeceğiz. Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri adındaki çok değerli eserinde verdiği bilgiye göre Ahmet Eflaki, Hazreti Mevlana'nın yakınlarından, Mevlana ve müritleri hakkında en güzel, en ayrıntılı kitabı yazmıştır. Çok basılmıştır bu kitap. Milli Eğitim klasiklerinden olsun, özel yayın evleri tarafından olsun, bazı gazeteler tarafından olsun defalarca basılmıştır. İki büyük cilttir. Doğru ismi, doğru demeyelim de orijinal ismi Menakibül Arifin'dir. Ariflerin menkıbeleri. Ne zaman canınız sıkılsa bu kitaptan iki sayfa okusanız huzurunuz yerine gelir. Vallahi öyledir. Tecrübeyle sabit. Kendimden misal veriyorum. Benim canım ne kadar sıkılsa, ne zaman sıkılsa, çok da sıkılmaz canım ha. Dünyaya ait işleri pek dert etme. Evet, Ariflerin menkıbelerinde anlatıldığına göre 300 deve yükü değerli kitap. Sultanın ulema, alimlerin sultanı bu mübarek zatın. 300. Evet, 50 yazılıyor bir de.
kütüphanesinde üç kitap olmayanlar kara kara düşünsün. Bu kitaplar evde kalabalık yapıyor deyip de kocasını taciz eden hanımlar da düşünsün. Siz değil ya. Böyle bakmayın bana dikkatli dikkatli. 40 olgun din bilgini, evet, 300 deve yükü değerli kitap, dostları, eşyaları ve bunları taşıyacak hayvanlar hazırlandı. 40 olgun din bilgini ve zahit onun üzengisinin yanında hareket etti. Üzengisinin yanında ne demek? Yanında, sağında, solunda, peşinde. O kafileye ben de katılsaydım ha. Her türlü zahmete katlanırdım ha. Sanki Peygamber Efendimiz müşriklerin ve münafıkların eziyetinden ve şerrinden dolayı Mekke'den Medine'ye göç ediyordu. Ortalığı büyük bir velvele ve gulgule kapladı. Dostlarının, müritlerinin feryatları ve figanları göklere yükselmeye başladı. Gitme bizi bırakıp, bir de bu var şimdi. Durumu öğrenen Harzemşah son derece rahatsız oldu. Haberci gönderip göçe engel olmak istediyse de sonuç alamadı. Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Bahattin Veled Hazretlerinin incinen gönlü, müminin gönlü incinirse Allah onu pek affetmiyor, inciteni. Biz birbirimizi çok incitiyoruz zaman zaman. Kırıcı sözler, başka türlü hareketler. Alim ile sohbet etmek dürrü mercan incidir. Cahil ile sohbet etmek günde bin can incidir. Tabii öyle adamlar vardır ki sözleriyle incidir seni. Soru sorarken bile incidir. Evet, ha onu çok yaparlar bazı hainler. Ama cehaletinden yapanlara ben kızmıyorum. Geçen gün Üsküdar'da, Cem abi sen bilirsin, Asitane Kitabevi var. Bizim arkadaşımızdır o Yusuf Bey, Yusuf Subaşı. Bir takım fotokopiler için oraya gitmiştim. Selam verdim. Yusuf Bey dedi ki, ya Dursun abi dedi, az önce dedi, bir şey oldu dedi. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor. Ya ne oldu Yusuf Bey? Deprem mi oldu dedim. Yok yok dedi. İslami, karakteri de öyle. İslami gruplardan birine mensup bir hoca efendi geldi. Bir kitap sordu. Şöyle sordu. Siz de deyi artık oraya parantezi koyun. Ha. Şehbenderzade Filipeli Ahmet Hilmi'nin eseri neydi? Ahmak hayal. Ha, şöyle sordu. Şöyle sordu ama. Sizde ahmakı hayal var mı? Evet. Ahmakı hayal. Bu adam sözüm ona. Az çok bir kitapla tanış olan biri yani. Allah Allah. Evet. Ne demek ahmakı hayal? Öyle bir ahmak şey yok. Ahmakların hayali ama ahmak var. Ahmak derinlik. Nereden bilsin adam? Osmanlıca bilmediği için işte ahmakı ahmak yaptı. Hamakat, ahmak. Hiç sevilmez bizde. Ama adam olmaz. Evet. Humk. Ey ahmakı humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Buna benzer klasik bir kitap daha var. Neydi o? Böyle güzel hikayeler anlatan. Ha? Ne? Bir şey ahlaklıkla ilgili olan. Yok yok, böyle güzel menkıbeler anlatıyor falan. Klasik, İslam klasiklerinden biri. Yok. Kelile ve Dimne. Kelile ve Dimne. Bunu da şöyle sormuş kitapçıya. Hep benim kulağıma geliyor bunlar. Sizde kel ile Dimne var mı? Evet, evet. Kel ile Dimne. Kel ile Dimne. Bak hemen iki kelime arasında kaynaşma olunca veya ayrınca mana bozuluyor. Tabii. Üsküdar Fazilet Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım yıllarda
Şeref diye bir arkadaşımız vardı. Hüseyin Goncagül, İngilizce öğretmeni. Onu nerede görse şerefsiz misiniz derdi. Şerefsiz misiniz? Kelime oyunu. Edebiyatçılar bu kelime oyunu çok yapar. Adeta dürter. Ben de biraz öyleyim, kusura bakmayın. Çünkü kedi fareyle uğraşmaktan hoşlanır. Velhasılı kelam, cehalet kötü şey. En büyük düşmanımız PKK değil, cehalet. Emir. Şeytandandır. Şeytandandır tabii. Şeytan çok alimdi yahu. Ama kibir ettiği için, tekebbür ettiği için ve Cenab-ı Hakk'a karşı mantık yürüttüğü için, öyle ya, onu topraktan, beni ateşten yarattın. Öyleyse ben ondan üstünüm. Binaenaleyh Adem'e secde etmem. Mantık yürütüyor Allah'a karşı. Demiyor ki Rabbim sen ne emrediyorsan eyvallah. Ebu Bekir Sıddık gibi. Ya. Olan bize oldu ama. Olan bize oldu evet. Ama o da ilahi bir kurguydu. Bu olacaktı. Çünkü dünya imtihan dünyası. Bu imtihanı geçireceğiz. Kimisi dökülecek, kimisi yerinden sökülecek, kimisi köprüden aşağı düşecek, kimisi de hiçbir şey olmamış gibi menzili maksuduna varacak. Bu son fasıldan etsin bize Allah. Efendim, Bahattin-i Veled Hazretlerinin incinen gönlü, çıkması muhtemel fitneyle daha fazla rencide olmaya başlayınca göç davulunu padişahın fermanı bile susturamadı. Göç davulunu padişahın fermanı dahi susturamadı. Bu göç davulu bir gün bize de çalacak. Kervan gittikten sonra yolda kalmamaya bakalım. Kurt, kuş, tehlikeler var. Hocam halk günaha girmesin diye mi gidiyor bu? Yani gidiyor. Evet, fitne fesat olacak. Darbe olacak, ihtilal olacak, birbirini yiyecek millet. Bunu daha hayırlı görüyor. Evet, tabii. Öyle. Ne dedi Abdülhamit? Hareket ordusu Selanik'ten gelip Yıldız Sarayı'nı basınca Abdülhamid'i halledecekler. Abdülhamid'in silahtar başı, silahşörü paşa dedi ki emret padişahım hepsini geberteyim. Abdülhamid ne dedi? Asla benim yüzümden kardeş kanı dökülmesin. Şimdi bunun bazıları kabul etmiyor. Diyorlar ki öyle yapmasaydı onların işini bitirseydi. Mesela o anda Abdülhamit değil de Yavuz Sultan Selim padişah olsaydı. Değil mi? O tartışmalı. Fakat işte bir fitneden korkma, kan dökülmesinden korkma. Kardeş kanı ne demek ya? Asırlarca bu sıkıntıyı yaşadık biz. Müslümanlar hala birbiriyle uğraşıyorlar. Görmüyor musunuz? Hucurat Suresi'nde azgınlık edene karşı mücadele edin deniyor ama. Ne edene karşı? Taşkınlık edene karşı. Haksızlık. Bağı edene karşı. Bağıyla. Tabii bu meşrudur, doğrudur, hatta emirdir. Ama ona rağmen padişah onu bir fedakarlık kabul ediyor. Yoruma açık. Gider ayak Harzemşah'a şunları söyledi. İşte şimdi gidiyorum. Fakat şurasını iyi bil ki arkamdan Hiddet ve Kasap'tan yaratılmış olan ve çekirge sürüsü gibi dünyaya yayılan Tatar ordusu sana ulaşacak. Senin ülkeni eline geçirecek. Bel halkına ölümün acı şerbetini tattıracak. Dünyayı alt üst edecek 100.000 dert ve bela ile padişahı kendi ülkesinden çıkaracak. Neticede sen Rum ülkesinin sultanının elinde öleceksin. Öyle de oldu. Moğollar mahvetti Belhi.
İşte bu mübarek insanlardan oluşan göç kervanının ilk durağı Nişabur şehri oldu. Nişabur. Bahaddin-i Veled Hazretleri burada Feridüddin-i Attar ile karşılaştı. Feridüddin-i Attar, bu da mühim bir zat. Attar Hazretleri, Feridüddin-i Attar Hazretleri kafilede bulunan küçük Celaleddin'i görür görmez, Mevlana'yı, küçük Celaleddin'i görür görmez teşhis etti. Ve onun ileride nasıl büyük bir insan olacağını şu sözlerle dile getirdi. Umarım ki senin bu oğlun yakın zamanda alemde ilahi aşkla yanacak, gönüllere ateş salacaktır. Öyle de oldu. Bahaddin-i Veled Hazretleri Bağdat'a gelince şehirde büyük bir heyecan kendini gösterdi. Bahaddin-i Veled Hazretleri şimdi bizim İstanbul'a gelse kimse heyecanlanmaz. Veya az kimse heyecanlanır. O eski ilahi, manevi kahramanlıktan, coşkunluktan esefle ifade edelim ki bizde pek eser kalmadı. Neden? Tanımıyoruz. Gönüllerimizde başka şeylerin sevgisi var. Allah dostlarını tanımıyoruz. Tanımayınca sevemiyoruz. Sevemeyince de böyle kuru kütük kalıyoruz işte. Merak etmeyin, bunları hep ben kendim için söylüyorum. Bağdat'a gelince şehirde büyük bir heyecan kendini gösterdi. Halk bunlar kimlerdir, hangi kavimdendir deyince Sultan-ı Ulema şöyle cevap verdi. Biz Allah'tan geldik, yine ona gidiyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Allah'tan başka kuvvetimiz yoktur. Bu sırada Bağdat halifesi birçok hediyelerle birlikte 3000 Mısır altını takdim etti. Fakat Bahaddin-i Veled Hazretleri bu hediyeleri haramdır, şüphelidir diye kabul etmedi. 3000 altını hükümdarın verdiği haramdır, şüphelidir diye kabul etmedi. 3000 değil de 3 altını bana verseydi acaba kabul eder miydim Cemal? Helal haramdan fazla olur, dolayısıyla kabul edilir. Vaa! 3000 altın. Yolda giderken bir kız çocuğu Fatih Sultan Mehmet'le karşılaşmış. Fatih yanına çağırmış, biraz konuşmuş. Çocuğun konuşması padişahın hoşuna gitmiş. Bir altın vermiş. Hemen ağlamaya başlamış çocuk. Niye ağlıyorsun kızım demiş. Anam beni döver demiş eve gidince. Niye? İşte hırsızlık yaptın sen, çaldın bu altını. Ondan padişah verdi diyor, kızım annene demiş. Vallahi inanmaz demiş. Koskoca padişah bir altın mı verdi der döver demiş. Al sana bir kese. Çocuk zekasını görüyor musun? Vay vay vay. Yani yaptığın iyilik büyük olacak diyor kardeşim. Dilenciye para verir gibi böyle 1 lira, 2 lira. Siz 3 altına razı oldunuz. 3 altına razı oldunuz. O altın başka, lira başka yahu. Altından da kıymetli şeyler vardır dünyada. Evet. Ne demişler hani bir altın? Bir halı reklamı yapacaklarmış da İsim bulamıyorlarmış, slogan, ilgi çekecek bir cümle. Orada bir çocuk demiş ki, ya amma uzattınız demiş, altı üstü halı bunun demiş. Ah güzel demişler. Ha, öyle yapılıyordu halının reklamı, televizyonda. Altı üstü halı. Pratik zekanı. Bilginler Sultanı Bağdat'ın en büyük camisinde halka vaaz etti. Yaptığı tesirli konuşmalarla hem halkı hem halifeyi ikaz etti. Doğduğu, büyüdüğü şehir olan Belh'in başına gelenleri, Moğolların yaptığı zulmü ve işkenceyi birer birer anlattı. Hakikaten o tarihlerde İslam dünyasının baş belası denilen, baş belası kesilen Moğollar Belh'te öyle korkunç bir mezalim gerçekleştirdiler ki, bunları anlatmak bile insanın tüylerini diken diken
eder aziz Allah. Moğollar ile İslam dünyası ve İslam medeniyeti arkadaşlar sıfırlandı. Rahmetli büyük tarihçimiz Osman Turan Hoca, Selçuklular zamanında Türkiye diye o hacimli eserinde bunu uzun uzun anlatır. Kütüphaneler yakıldı, evler, hanumanlar yıkıldı, kelleler gitti. Fakat işin garip tarafı şu ki, bunların sülalesi de sonradan Müslüman oldu. Hadi buyur şimdi. Evet, demin ismi geçen Ariflerin Menkıbeleri isimli kitapta anlatıldığına göre Moğollar şehirdeki 12 bin mescidi ateşe verdiler. 12 bin camiyi ateşe verdiler. 10 binden fazla Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Halkın dışında 50 bine yakın bilgin, halkın dışında 50 bine yakın alim öldürüldü. 200 bin insan, 200 bin insanı toprağa gömdüler. Allah Allah. Akla hayale gelmedik işkenceler yaptılar. Bahaddin-i Veled Hazretlerinin Moğollarla ilgili verdiği bilgiler Bağdat halifesinin dehşete düşürdü. Burada ne geldi aklıma biliyor musunuz? Bazı ilahiyatçılar böyle abuk sabuk laflar söylüyorlar. Hatta kitaplarında da var. Ne diyorlar? Mevlana Moğol ajanıydı. O kurtuldu ya babasıyla. Fesübhanallah. Genellikle Konya'daki hadiselerden dolayı söylüyorlar ama aslı astarı yok. Aslı astarı olur mu Cemal Bey ya? Tabii yok. Asla yok. Her tarafı yıktılar da Konya'ya niye dokunmadılar? Ya havle ve la kuvveti. Dokundurtmayan dokundurtmadı efendim. Tabii. Kafası o kadar çalışıyor. Gönlünde bir şey yok ki. Zaten o gözlükte bak. Bugün de çok onlar. Aha şurada bir yer. Söylemeyeceğim ismini. Ben orada Osmanlıcaları söylüyordum yıllar önce. Oranın idarecisi şöyle camdan bakarken insanların işte türbeye doğru, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine doğru gittiğini gidiyor. Bakıyor şöyle müstehsi bir eda ile şunlara bak diyor. Arınmaya gidiyorlar. Halbuki orada öyle bir adam yok. Adam. Yani Eyüp Sultan. Öyle bir adam yok. Fatih askerlerini cesaretlendirmek için oraya uydurma bir türbe yaptırdı. Ya bu adam burada bir vakfın başkanı. Kulaklarımla duydum bunu. Bilginler Sultanı hem halifenin hem de halkın ısrarına rağmen Bağdat'ta ancak 3 gün kaldı. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Kudüs'ü ziyaret etti. Şam'dan sonra Halep'e geçti. Kervanın yolu daha sonra Erzincan'a uğradı. Sivas, Kayseri, Niğde yoluyla Larende'ye, Karaman'a, Karaman'ın eski ismi Larende. Larende'ye gelen Bahaeddin-i Veled Hazretleri ve yanındakiler burada büyük bir saygıyla, sevgiyle karşılandılar. Özellikle Larende Emiri Musa, Bilginler Sultanı'na çok iltifat etti. Sarayında kalması için ısrar etti. Fakat Bahaeddin-i Veled Hazretleri bize sarayda değil medresede oturmak yaraşır diyerek vaki teklifi kibarca reddetti. Bu sırada oğlu Celaleddin Muhammed'i yani Mevlana'yı Semerkantlı Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evlendirdi. Demek ki Gevher Hatun kimmiş bunu öğrenmiş olduk. Bütün bu maceralar cereyan ederken göç kervanı şehirden şehire naklederken ve sonunda Konya'da karar kılarken Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gençlik ve delikanlılık yıllarını yaşıyordu. Konya semalarında yükselen bu güneş en kısa zamanda bütün dünyayı aydınlatmaya başladı. Bu İslam büyüğü sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin bile takdirini kazandı. Her büyük insana Mevlana yani Efendimiz denildiği halde bu söz onun mübarek ismiyle adeta özdeşleşti. Bugün Mevlana denilince sadece bu İslam mutasavvıfı aklımıza
geliyor. İşte Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının 749. yıl dönümünde bu mübarek insanı bir kere daha hayırla, rahmetle, minnetle anıyoruz ve onun mesnevisini ama şerhli olanlarını sık sık okumanızı, gönül dünyanızı böylece zenginleştirmenizi de şahsen ben arzu ediyorum. Birkaç mesnevi şerhi teettüben söylüyorum. Okudum, hatmettim. Emin ol, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü defa okuduğum mesnevi şerhleri vardır. Hepsinin zevki ayrı. Aynı mesnevi değil mi hocam? Aynı da. Şerh eden alimlerin üslubu farklı. Birisi çok güzel anlatıyor, birisi çok ilmi anlatıyor, birisi çok edebi anlatıyor. Yani sofra zengin. Her türlü yemek var. Hoşumuza gidiyor değil mi? Maddi gıda, çeşit çeşit. Oo, tamam. Manevi gıda da öyle olacak. Ama bana sorarsanız tabii, hocam hangi şerhi okuyalım? İsim vermek bilmem ki ne derece doğru. Tahirül Mevlevi'yi tavsiye ederim. Çünkü o zat yaşayarak yazdı. Yaşayarak, benimseyerek, özümseyerek, severek. Kendisi de zaten son mesnevi han idi. Efendim ölene kadar, 1951'de vefat edene kadar Süleymaniye Camisi'nde, Laleli Camisi'nde, Fatih Camisi'nde mesnevi sohbetleri yaptı. Çok kalabalık oluyordu, oluyormuş cemaati, biz yetişemedik tabii. Emin Işık Hoca anlatırdı. O gelenek bizde devam etmiştir. Osmanlı'dan günümüze kadar mesnevi hanlar, efendim mevleviler, dergahlar buralarda bu mübarek eser zevkle okunmaya devam etmiştir. Tahirül Mevlevi, Ahmet Avni Konuk, Abidin Paşa, Sarı Abdullah Efendi, daha çok. Yani ben tatlı su başı kalabalık olur diyor Hazreti Ali Efendimiz. Tabii ki 749 senedir seviyoruz Hazreti. Tabii diğer İslam büyüklerinde. Ayrım yapmak hiç doğru olmaz. Hele hele büyük zatlar arasında kıyaslama yapmak. O ondan üstün, düşüncünden böyle değil. Bunlar edebe aykırıdır. Mevlana neyse Gazali de odur. Gazali neyse İbni Arabi de odur. Şah-ı Nakşibend de odur. Ebu Suud Efendi de odur. İbni Kemal de odur. Niyazi Mısri de odur. Bunların hepsi Allah dostları. Bir insan Allah'la dost olursa ondan büyük makam var mıdır? Hep onun dediği olur o zaman. Veya Bektaşi'ye sormuşlar. Bir gün, efendi bugünlerde nasılsın? Bugünlerde Allah ile aran nasıl? Bektaşi cevap vermiş. Nasıl olacak? Hep onun dediği oluyor demiş. Mesaj güzel. Hep Allah'ın dediği olur. Öyleyse sen de Allah'ın dediğini yap, senin de dediğin olsun. Şimdi otobüste yazıyor önünde, Allah'ın dediği olur. Ama sen sarhoş gidiyorsun, şeye, alkollü direksiyonun başına geçiyorsun. İşte o zaman senin yine Allah'ın dediği oluyor da sen sorumlusun. Şaram buraya Allah. Öyle. Hadi bakalım, güle güle. Evet. Yani Allah'ın dediğini iyi anlamak için emri yerine getirmek gerekiyor. Sebeplere sarılmak lazım. Sebeplere tabii ki sarılmak. Esbaba tevessül tevekküle mani değildir. Sebeplere yapışmak tevekküle engel değildir. Çünkü Allah bir emri diyor. Eğer öyle olsaydı Peygamberimiz savaşlara katılmazdı. Bir dua ederdi, her şey hallolurdu. Öyle demiş Fatih. Fatih'in karşısına çıkmış da bir derviş, padişahım, bizim dualarımız sayesinde sen İstanbul'u fethettin. Doğru söylüyorsun derviş baba, ama bunun da hakkını unutma diye kılıcını göstermiş. İki türlü dua. Kavli dua, fiili dua. Fiili bizzat o işi yapmak. Değil mi efendim? Bunun idrakine varırsak meseleyi halletmişiz demektir. Efendim bu akşam beni dinlediğiniz için, biraz da geç geldiğim için efendim hem affedin
hem de kusurlarımız olduysa, sürçülisan ettikse bağışlayın. İnşallah önümüzdeki hafta daha erken bir saatte daha müessir bir sohbet yapma imkanını Cenab-ı Hak bize lütfeder diye dua ediyorum. Akşamınız hayır olsun.